Herkese Partikül Matematik kanalından selamlar efendim. Ben Deniz Melih hocanız. Nasılsınız sevgili 9. sınıflar? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolunda tıkırında ilerliyordur. Seninle bugün ne yapacağız? Birinci dereceden bir bilinme yani denklemlere başlıyoruz artık. Yani denklem çözeceğiz. Biraz 8. sınıfı atıfta bulunacağız. Çünkü oradan bildiğin konular bunlar. Ama ee, çözüm kümelerinde bazı değişiklikler olacak. İşte tam sayılar kümesinde nasıl sonuçlar buluyoruz? Gerçek sayılar kümesinde nasıl sonuçlar buluyoruz? Sana bunları bugün anlatacağım. Hazırsan sen şöyle bir ders ekranıma alıyorum ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz efendim. Bu arada abone olmayanlar için söylüyorum hatırlatma yapalım. Hemen abone olmayı da unutmayınız dedim ve başlıyoruz. Şimdi içerisinde önce bir tanımımızı yapalım. En az bir değişken bulunduran en azından bir değişkenimiz olacak. X, Y, Z gibi. İki niceliğin tamam mı birbirine neyi eşitliğini ifade eden bağıntılara biz ne diyoruz? Denklem adını veriyoruz. Denklem demek budur aslında. Denklemin şimdi değişkeni ve derecesini üstüne gidelim. Karşımıza gelebilir. Mesela 2x 3 eşittir 0 denkleminde. Buradaki değişken kimdir? Yani bir tane değişkenimiz var. O da kim? Tabii ki de x'tir. Ve denklemin derecesi de x'in derecesi de aslında. Yani x'in üstünde ne görüyorsan derecemiz olur. Denklemin derecesidir o. Ve dolayısıyla burada x'in üstünde var. Hocam hiçbir şey yok. Ya olmaz olur mu? Orada ne var? Her zaman için görünmeyen, yapayalnız yalnız hisseden birimiz vardır. Yani x'in üstünde bir olduğu için bu denklemin derecesine ne diyoruz? Bir diyoruz. Peki n kare artı 7 eşittir 0 denkleminde değişken nedir? Tabii ki de burada da n'dir. Ve denklemin derecesi de n'in üstünde ne var efendim? 2 var. Dolayısıyla da ne diyoruz? Denklemin derecesine de 2 diyoruz. Yazılar böyle bir 5-10 saniye sonra mı geliyor? Hatta 5-10 dakika sonra geliyor herhalde değil mi? Ben yazdıktan sonra maksat siz ben yazmadan doldurun diye bunu yapıyoruz tamam mı? Bilgisayar bile kastı. Dedi ki bu konu çok önemli ya. Bu konunun üstünde e, kasmalıyım dedi ve o yüzden takılıyoruz. 2x artı 3 7a 5 gibi ifadeler nedir? Cebirsel ifadedir. Bak bunları karıştırmayın. Bunlar denklem belirtmez. Denklem için ne gerekecek efendim? Eşitlik gerekecek. Tamam? Eşitlik yoksa denklem yoktur. Denklemin çözümü diyoruz hatta değil mi? Yani çözülebilen bir şey olması lazım elimizde. Cebirsel ifadelerle denklemleri karıştırmayalım. Peki denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulalım. Öncelikle çözümünü bulalım yani. Kısacası x yerine ne gelir? Sorumuz bu. Öncelikle tabii ki de şu parantezin başında sayılar vesaire varsa bunları dağıtmayı unutmuyorsunuz. 2 kere 3 xten burası 6 x. Artı 2 kere 1'den burası 2. Artı x'imiz var. Artı 1'imiz var. Sağ tarafı yazdım. Sol tarafta da neyimiz var? 7x artı 3'ümüz var. Şimdi mevzumuz şu. Tabii ki de toparlama. Mesela sağ tarafta şöyle toparlanacak bir sürü ifade var. Kim nasıl toparlayabiliyorduk? Biliyorsun benzer terimler arasında işlem yapabiliyorduk. Kim onlar? Kim benzer terimler? 6x ve x. Toparlayınca bunları ne yapar? 7x yapar. E bir de artı 2'ye artı 1 var. Oradan da artı 3 gelir mi? Hobala! 7x artı 3, 7x artı 3. İki tarafta aynı oldu. Hocam ne yapacağız? X kaç burada? Bunun çözümü ne? Çünkü bunların hepsi birbirini götürür diyeceksin değil mi? Hayır. Şimdi bu şekilde iki tarafı eşit bulduğunuzda mesela hepsi birbirini götürür sıfır eşittir sıfır kalabilir ya. Dolayısıyla bu tarz denklemlerin çözüm kümesine reel sayı diyeceğiz. Yani x yerine ne yazarsan yaz. Bu denklem sağlanır. Atıyorum x yerine 1 yaz, yazdık mesela. Yani x1 için bu denklem sağlanır mı? Eşitlik korunur mu? İki taraf eşit çıkar mı? Bunu istiyorum senden. E 7 kere 1 7. 3 topla 10. 7 kere 1 7. 3 toplu 10. Evet gerçekten iki taraf eşit çıktı. Bak oldu. İstersen eksi 1 yaz. İkisine de eksi 1 yazdığında işte eksi 7 artı 3'ten burası eksi 4 ve burası da eksi 4. Yine iki taraf eşit çıktı. Yani denklem çözüldü. Sağlandı. Eşitlik korundu. Dolayısıyla da reel sayılardan ne alırsak alalım bu denklem bir şekilde sağlanacak. Olacak. İki taraf eşit çıkacak. Bunlara iki tarafın eşitliğinde ne diyoruz çözüm kümesine? Reel sayı diyoruz. Geçtim. Denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini yine de bulalım demiş sorumuz. Şimdi rasyonel denklemleri nasıl çözeceksin? Bir kere normal düz kafaya düz mantık. Rasyonel bir denklem ya da rasyonel sayılarda işlem geldi. Ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. Payda eşitlenmeden işlem olmaz. O zaman ne yapıyorum? Bu arkadaşlar 2, 3, 4 nerede kavuşurlar? Ekokunu buldun. 12'de. Bunu 6 ile bunu 4 ile bunu da 3 ile çarpıştırıyorum. 6 kere 1'den 6 eksi. 6 kere 3 x'ten 18 x'i buraya yapıştırdım. Bölü 12. Artı diyorum. 4 kere 2'den 8 eksi 4 x burası. Yine paydamız 12 eşittir. 3 bölü 12 yaptım. Tüm paydalar eşit olduğu için ve bana herhangi bir sıkıntı çıkartmayacakları için. Yani mesela paydayı paydada bir x mix olur. O zaman sen mesela paydası x eksi 2'dir tamam mı? Çözdün çözdün çözdün. Çözüm kümesinde x'i mesela 2 de buldun. Ya şimdi x'e 2 diyebilir misin? Hayır. Paydada sen x yerine o 2'yi yazdığında tanımsızlık olur. E bu durumda da patlarız. Patates olur. O yüzden ne yapıyoruz? çözüm kümesi 2 çıkarsa bunun çözüm kümesi boştur diyeceğiz mesela. Tamam. O gibi sorularda. Ama burada bir sıkıntı yok. Paydaların hepsi eşit ve herhangi bir sayı çıktıysa çiz geç. Üst tarafta işlem yap. Şimdi üst tarafta neler var? Ben sana tekrardan yazayım. 6 eksi 18x artı 8 eksi 4x eşittir 3 var. Bir toparlama gelsin efendim. Ee, ya bu x'ler çok eksili. At diğer tarafa. At artı olsunlar benim canımı sıkmasınlar. 18x artı 4x artı. Etti mi burası sana? 22x. Cepte dursun. Şimdi sayılar. Burada 6 var. Burada 8 var. Topladım 14. Bu 3'ü de eksi geçirirsem... 14 eksi 3'ten burası da 11 mi? Böldürt iki tarafı da 22'ye. Çatır çutur 22'ler gitsin. X yalnız kalsın. Dolayısıyla X eşittir. 1 bölü 2 hemen sadeleştirdim orada. 1 bölü 2 bulduk. Geçmiş olsun. Gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümemiz 1 bölü 2. Herhangi bir paydayı sıfır yapıyor mu bu arkadaş? Yapmıyor. O zaman temizinden cevabı bulduk diyebiliriz. Ve burayı da ne yapıyoruz? Zıplıyor geçiyoruz. Peki şimdi de Yine benzer bir rasyonel sayı denklemimiz var. Bu sefer tam sayılar ve gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bul demiş. Yani tam sayılar kümesinde farklı, gerçek sayılarda farklı çıkabilir. Bakalım. Yine bir rasyonel denklem ama iki tarafta da birer tane varsa böyle, birer tane rasyonel varsa ne yapıyorsun? Şunu yapıyorsun. İçler, dışlar çarpımı. Dolayısıyla ben şununla şunu, şununla da şunu çarpacağım. 2 ile 4x e, yazalım. Yazalım. 2 çarpı 4x 3 eşittir. 3 çarpı 2x eksi 1 yapacak mıyım? Bu eşitliği sağlatacağım. Yapıştı şunları içeriye. 8x eksi 6 olsun mu orası? Patlat şu 3'ü de içeriye. 6x eksi 3 de buradan geldi mi? Şimdi x'ler bir tarafa toplansınlar canımızı sıkmasınlar. 8x eksi 6x oldu. Eksi 3'ün yanına da şu artı 6'yı gönderelim. Sağ taraf 3 olsun. Sol tarafta 2x olsun. Şimdi her iki tarafı da ne yapıyorum x'i bulabilmek adına 2'ye bölüyorum. O zaman ikiler uçup gidiyor ve x eşittir 3 bölü 2 buluyor muyuz? Harikasınız x'i bulduk net. Peki şimdi söyleyin. Bu soru sadece tam sayılar kümesindeki çözümünü bulunuz şeklinde sorulsaydı cevap boş kümeydi. Yok tam sayısı yok. Çözümü var ben x'i buluyorum ama o x senin istediğin kümede değil. Dolayısıyla tam sayılar kümesinde diye bana sorarsan arkadaş, cevap boş kümedir. Ama gerçek sayılar kümesinde çözüm kümem var. Buldum yahu. 3 bölü 2. Bitti. 3 bölü 2'dir cevap der. Buradan da zıplar geçeriz. Ama notumuzu söyleyelim. Şimdi denklem çözümünde elde edilen kök ya da kökler, yani x. X'i buldun ya sen. O x'ler üzerinde çalıştığın sayı kümesinin bir elemanı değilse, çözüm kümesinin de bir elemanı olmaz. Yani dediğim gibi bak bu soru sadece tam sayılar kümesindeki çözümünü bulunuz deseydi cevap boş kümeydi. Çözümü yok diyecektim. E hocam çözümü var. Ya var da tam sayı değil. Tamam. Ama gerçek sayılar diye sorarsa o zaman çözümümüz var ve 3 bölü 2'dir kendisi. Gel tanıştırayım diyebilirsiniz. Denkleminin o yüzden bakın soruları çok iyi okuyun. Sen ne yapıyordun? 8. sınıfta pataküte pataküte okuyup geçiyordun. Aman çözümümüz. Aa x'i soruyor burada. Aa burada x'i soruyor deyip deyip lay lay lom çözümler vardı. Artık yok. Çünkü artık sen lisesin. Tamam. Akıllı olacağız. Ağır başlı davranacağız. Tamam. Dolayısıyla soruları çok net okuyacağız. Gerçek sayılar kümesi demiş. Rahat. O ense. Çok temiz bir soru geliyor. Gelsin bakalım. 4'ü önce bir temizinden dağıtalım mı? 4x 8. Yazdım. Eksi. 3'ü dağıtıyorum. 3x eksi 3x eksi 3 ile artı 1'i çarparsam eksi 3 eşittir x eksi 11 temiz sol tarafa bakıyorum 4x eksi 3x'ten x geldi ee, eksi 8 eksi 3'ten de eksi 11 geldi ve eşittir diyorum aman ya sağ tarafta da ne görüyorum x eksi 11 görüyorum iki tarafta eşit çıktı mı? çıktı. Hatta bu eksi 11'ler birbirini götürür. X eşittir X kalır değil mi? O zaman ne diyoruz? Gerçek sayılar kümesindeki çözümümüz yine reel sayı çıktı. Yani hepsi olur diyebiliyoruz. Tamam. Mı? Dedim bunu da uçurdum geçtim. Şimdi ha şunu söyleyeyim ama. Bu soru bir rasyonel sayı sorusu gibi olsaydı. Yani herhangi birinin altında. Mesela şöyle x eksi 11'in altında da bir x daha olsaydı. Ee, ya da yok x eksi 1 olsaydı. Daha temiz net anlatayım. O zaman diyecektik ki çözüm kümesi tamam. Yine bak mesela şöyle bir şey bulabilirdik. Bir şekilde gelebilirdi. O zaman diyecektik ki çözüm kümesi evet real sayılardır. Tüm x'ler olur fakat bir tane olmaz. O bir tane gıcık sayı paydayı sıfır yapan olmaz. Dolayısıyla reel sayı eksi 1 yapacaktık. Tamam. Ama şu anki sorumuzda öyle bir durum söz konusu değil. Ama olursa diye ben sana söylemiş olayım. Sonra demedi deme. Geçtik. Gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulalım. Bu sefer de 2'yi dağıtıyorum. 2x eksi 2 artı 5'i dağıtıyorum. 5x artı 10. Bak bu sefer farklı bir şey gelecek gibi bak. Çok dikkatli takip et. 3x hop artı 3 bir de artı 4x'imiz var. Şöylemesine iki tarafta 2x 5x buradan 7x geldi. X'leri toparladım. Sayılardan da artı 10 eksi 2'den artı 8 geldi mi? Yapıştır. Sağ tarafta 3x, 4x, 7x geldi mi? Geldi. Artı 3'üm geldi mi? Geldi. Temiz. Şimdi ne yaparım? İki taraf eşit değil. Ama iki tarafta 7x var hocam. E tamam gider 7x'ler. Ne kaldı geriye? 8, 8 eşittir 3 kaldı. Hoppa. Böyle bir çözüm mü var lan? Matematikte böyle bir şey mi var? 8 eksi 3 buldun. Yani ne oldun? Patates oldun. Dolayısıyla ne diyeceksin? Hoca hoca. Bunun çözüm kümesi yoktur. Öyle bir sayı. Ne yaparsan yap. Sen x yerine ne koyarsan koy. Zaten xler birbirine uçurup götürüyor. Kalan da 8 eşittir 3 gibi abuk subuk. Saçma sapan bir şey oluyor. Böyle bir şeyin matematikte yeri yok. Dolayısıyla bu denklem yanlış yazılmıştır. Denklemin çözümü diye bir şey olamaz. Yani çözümü boş kümedir diye biliyorsunuz. Tamam. Bu mevzuda burada noktalansınlar. Ne dedik? Eşitliğin iki tarafı da aynı çıkıyorsa çözüme reel sayı diyeceksin. Ama aynı çıkmıyorsa çözüme boş küme diyeceksin. Geçtik. Şimdi bir soru tarzı da şu. Sana çözüm kümesini veriyor. Oo temiz. Çözmüş adam ya. Adam çözmüş sana şlap diye cevabı vermiş. Bir. Buna göre M'ye kaçtır diyor. İlla bir şey soracak tabi bu da soru neticede. Ne yapıyorsun? Sen istifini bozmuyorsun. Normal oturaklı bir şekilde soruyu çözmeye başlıyorsun. Diyorsun ki lan bu iki parantezin başında. Ben bunu dağıtmazsam olmaz. O zaman dağıtayım. 2x eksi 2 m temiz. Artı gerisini aynen yazarım diyorsun. Çünkü ne bir parantez var ne bir eksinin dağılımı bir şey hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi bir de toparlayalım diyorsun. 2x ile 3x toparlanır 5x yapar. İşte eksi 2 m var eksi 4 m var. Buradan bana eksi 6 m gelir. Artı 1'i çakarım eşittir 0 derim. Sonra da diyorsun ki aa ben bunun çözümünü biliyorum ki ya. 1 vermiş bana. Çözmüş bu adam bunu önceden. X'i 1 bulmuş diyorsun. Dolayısıyla da gidiyorsun X'e 1'i veriyorsun. E sen şimdi burada 5 X buldun. 5 çarpı 1'den ne olur burası? 5 olur. Eksi 6 M artı 1 eşittir 0 denklemi de çözülür. Ne yapılır? 6 M karşıya zıplatılır. Eksi 6 M artı 6 M olarak geçer. Sol tarafta da 5 artı 1'den 6'yı alırız. Böylece de iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde M'yi kaç bulmuş oluruz? 1 bulmuş oluruz. Gördüğünüz gibi M'de yine 1 çıktı. Çözüm kümesiyle M'nin aynı olması tamamen tesadüftür. Lütfen arada bir ilişki bağ kurmayınız. Tamam. Dedim ve ne yapıyorum? Biraz daha hardcore bir rasyonel sayı, rasyonel denklemine geçiyorum. Rasyonel görünce yapıştıracaksın. Payda eşitleme. Uzaklarda arama çünkü bunun cevabı paydaşlı. Ne yapıyorsun? Bu kardeşimizi 2 ile bu kardeşimizi de 4 ile genişletiyorsun. Bak. Çok çok tehlikeli bir rasyonel sayı. Denklemli, x'li mx'li bir ifade karşına geldi. Yani rasyonel e, sayı şeklinde, formatta bir cebirsel ifade var. Ortada duruyor. Ve başında eksi varsa... Çok dikkat ediyorsun. Yoksa bu sesi yersin. Ne yapacaksın? ...hiç e, hızlı hareketlerde bulunmayacaksın. Yavaş yavaş. Önce payda mı eşitleyeceğiz? Eşitleyelim. 2 ile x eksi 5'i mi çarpacağız? Hepsi çarpılıyor ha. Aman dikkat. 2x eksi 10 bölü 8. Eksi. Bak şu an hiçbir şey yapmıyorum ha. Devam. 4 kere 2 payda yine 8. 4'ü çarp. Ha burası 4x. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Sadece payda eşitliyorum. Kendimi böyle dizginle. Ulan oradan o eksiyi dağıtayım bir şey yapayım. Karışır çünkü. Tamam. Şimdi... Bütün paydalar eşitse ben artık paydalardan kurtulabilirim fakat buraya kocaman bir kırmızı ünlemimi koyuyorum çünkü bu eksi rasyonel sayı halindeki o ifadenin başındaki eksi içeriye dağılacak gibi düşüneceğiz tamam mı? O içer tüm sayıların başında bulunan eksidir aslında. O yüzden nasıl yazacaksın bunu? Bak dikkat. Paydaları artık yazmıyorum hepsi eşitlendi çünkü. 2x 10 4x ve bu artı 8 değil. Bu eksi buna da dağılıyor ve eksi 8 haline getiriyoruz. Cevabımız yine 3. Şimdi temiz temiz efendi gibi çözelim. Eksi 4x artı 2x'ten eksi 2x geldi. Eşittir. Ee, a eksi 10 eksi 8 buradan eksi 18 ama karşıya zıplatacağız bunu artı 18 geçecek yani 3 artı 18'den ahan da burası 21 olacak eksi 2x 21 ise her iki tarafı da temizinden kaça böleceğiz eksi 2'ye böleceğiz cart curt eksi 2'ler gitti x eşittir eksi 21 bölü 2 geldi karşımıza tamam işte mevzu bu kadar. Mevzu neymiş? Rasyonel sayının başında eksi görüyorsan frene basıyoruz. Devam. Şimdi çok güzel bir soruyla noktalayacağım. Gerçekten kaliteli kıyak bir soru. Dikkat edin. Ne sorusu bu biliyor musun? Balon yöntemiyle çözülen bir soru. Balon nedir hocam? Balon doğru. Hayır bu balon düz balon. Şöyle. Ee, bir eksi tamam mı? Şurada bir kompleks bir şey var tamam mı? Hop ben onu bir balonun kutunun içine alıyorum. Birden bir şey çıkmış 3 kalmış. Şimdi diyeceksin ki hocam birden hiçbir şey çıkıyor. Hayır hayır hayır. Oğlum sen beşinci sınıf mısın? Hayır. Bir eksi buraya hangi sayı yazarsam cevap 3 çıkar. Yani şöyle düşün. Bir eksi bir şey cevap 3 çıkmış. Bir kere şurada demek ki bir tane daha eksili bir sayı olacak. Eksi eksiden artıya dönsün. E birle yani şuna dönecek. Bir artı birle neyi toplarsam üçe döneceğiz aslında. E iki. O zaman şu parantezin içinde. Yani bu balonun içinde eksi iki yazmalıymış diyeceksin. Mevzu bu. Heh, şimdi ben o balonu şuraya bir alayım. X bölü 3 eksi 1 bölü 2 balonunu ben eksi 2 olduğunu keşfettim. Bu balonun cevabı eksi 2 çıkacak. İkinci balona geçiyorum. O da şu. Kargaşa neredeyse orayı balonlayın. Kargaşa şu yurda yukarıda. Şurada bir sayı var. 2'ye bölmüşüm eksi 2 çıkmış. Ben hangi sayıyı 2'ye bölersem eksi 2 çıkar. Bir kere kaçı ikiye bölersem iki çıkar dördü. O zaman burada dört olacak ama cevap eksi çıkmış. O zaman eksi dört olacak. Ahanda ikinci balon geldi. Demek ki, demek ki x bölü 3 eksi 1 ifadesi o baloncuk eksi dörde eşit olacakmış. Tamam mı? Ha buradan sonrası düzlük. At bu eksi 1'i karşıya. Artı 1 geçti. Ee, şöyle yapalım direkt. Eksi 3 oldu değil mi? Artı 4 ee, ...eksi 4 artı 1'den eksi 3 geldi. Sol tarafımızda x bölü 3. İşte bunu çözeceğim. Şimdi son balonu da yapayım mı? Hangi sayıyı 3'e bölersem eksi 3 çıkar. Tabii ki de cevap nedir? Eksi 9'dur. İşte bu şekilde aslında ben yazdım hepsini tek tek de... ...sen bunları böyle çöze 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 ne olacak? Ee, artık iyice yatkınlaşacaksın... Çözmeye alışacaksın ve zihinden yapacaksın. Ulan şurası diyeceksin hmm, eksi 2, şurası eksi 4, burası eksi 3 çat. Cevap eksi 9 deyip zihinden bile çözebilirsiniz. Tabii ki bunun için ne, ne gerekiyor? Bol bol soru çözmek gerekiyor tamam Dedim ve bitirdim. Bu dersimizin de burada noktası, noktasını koyduk. Bundan sonra eşitsizlikler ve devam edeceğiz. Tak tak tak. Ee, bayağı fazlaca konumuz var. Dokun sınıf gerçekten çok yoğun. Biraz 7. sınıfa benziyor sanki değil mi? Evet biraz benziyor yoğunluk olarak. Peki bir sonraki derste o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.